Murat Bardakçı, ayılıp bayıldığınız Mujica'yı bir de benden okuyun. Uruguay'ın eski cumhurbaşkanı Jose Mujica geçenlerde Türkiye'ye geldi ve basınımızda 10 gün boyunca bir Mujica rüzgarı esti. Rüzgar ne demek fırtına koptu fırtına, devrimci olan, gerillalık eden, söylendiğine göre adam bile vuran, bu uğurda senelerce hapis yatan, eziyet gören, bilmem kaç senelik vosvos kullanan, yaşlı tonton ve sempatik mi sempatik adamcağız dünyanın ta öbür ucundan kalkıp Türkiye'ye gelecek de dillere destan misafirperverliğimizi göstermeyeceğiz öyle mi? Böyle bir şey mümkün olmadığı için sabık cumhurbaşkanını mükemmel şekilde ağırladık. Hayranlarıyla bir araya gelebilmesi için her türlü imkan sağlandı. Kitaplarını imzaladı, sohbetlere katıldı, demeç üstüne demeç verdi. Şehir şehir dolaştı, meraklıları dün kitap fuarında imzasını alabilmek için yüzlerce metrelik kuyruklara girdiler. Mucikat neticede sevenler lerini ve memleketine de büyük ihtimalle gayet memnun şekilde dönecek. Ve girdiğimiz hayranlık krizleri sırasında bir hususu düşünmek hatırımıza gelmedi. Misafirimiz olan Gerilla Eskisinin bizimle alakalı bir işler yapıp yapmadığı, daha doğrusu bazı işler çevirip çevirmediği. Mujika 21 Ocak 2015'te Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü organizasyon komitesine katılması için yapılan daveti kabul ettiğini açıklıyor. Tavsiyeye bak tavsiyeye. Ben merak ettim şöyle bir araştırdım ve bakın neler buldum. Mojica'nın 8 ay öncesine kadar cumhurbaşkanı olduğu Uruguay, Türkiye'nin Ermenilere soykırım yaptığını 1965'te kabul etmiş olan ilk memleket idi. Aradan neredeyse yarım asır geçmişti. Başkent Montevideo'da her 24 Nisan'da rutin kınama toplantıları yapılıyordu. Ama soykırım meselesi pek muhterem misafirimiz Jose Mujica'nın 1 Mart 2010'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber tekrar gündeme geldi. Ve Mujica görevi devralmasından bir ay üç hafta sonra 24 Nisan 2010 sabahı Montevideo'nun Ermenistan meydanına Ermeniler tarafından dikilen soykırım anıtını bizzat açtı. Sonra başkan yardımcısını Ermenistan'a gönderdi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Ser Serkisyan da geçen senenin Temmuz'unda Uruguay'ı ziyaret etti. Mujica 10 Temmuz'da Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'te Ermenilere karşı yaptığı soykırımın uluslararası alanda kabul edilmesini istedi ve Uruguay'ın Yukarı Karabağ konusunda Ermeni görüşlerini desteklediğini açıkladı. Jose Mujica, 24 Nisan 2010 sabahı Montevideo'da Ermeni soykırım anıtını açıyor. Devletli misafirimiz daha da ileri adımlar attı. Montevideo'da bir soykırım müzesi kurulması kararını onayladı. Bu senenin 21 Ocağı'nda 1915 olayları konusunda konuşurken, Türkiye tarihindeki bu karanlık sayfayla yüzleşmeli ve yaptığı vahşeti kabullenmelidir dedi. Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü organizasyon komitesine katılması için o gün yapılan daveti de kabul etti ve görevden ayrılacağı 1 Mart 2015'ten sonra komitenin çalışmalarında hazır bulunacağını bildirdi. Kim davet etti dersiniz? uzatmayayım ve meselenin gözlerden kaçan bir başka tarafını sadece nakletmekle yetinip yorumu size bırakayım. Başımıza neredeyse tac ettiğimiz sinyor Mujica soykırım komitesinin faal bir üyesidir. Türkiye'ye bazı CHP'li belediyelerle sivil toplum kuruluşlarının davetlisi olarak gelmiştir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çağdaş Türkiye için değişim başlıklı programında CHP sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla ülkemizin haksız önyargılarla suçlanmasına karşı bugüne kadar partimiz öncülüğünde sürdürülen kararlı duruşa sahip çıkmaya devam edecektir diye yazar. Murat Bardakçı, Habertürk